Evet sevgili izleyenler, yine geldik haftanın en heyecanlı anına, büyük finale. Yarışmacılarım yerlerini aldılar ve de hemen büyük ödülümüzü hatırlatalım. Niye buradasınız, niye geldiniz? Tüm bu kargaşa, mücadele ne içindi? Bu ödül içindi. 150 bin TL dile kolay. 2,5 saatte sadece 5 çeşit yemek yaparak kazanacaksınız. İçinizden bir kişi birazdan bu evden bu ödülün sahibi olarak, şampiyonumuz olarak ayrılacak. Ama ondan evvel tabii ki bu gürültülü, yüksek volümlü haftanın bir kritiğini yapmak isterim. Haftaya maalesef güzel bir menü fakat eksik bir parça yüzünden düşük puan alan Nazmiye ile başladık. Nazmiye, bugün haftanın en yüksek puanlarını gördük. Sen neye bağlıyorsun ve kendi adına ne söylemek istiyorsun? Kendi adıma değerlendirdiğimde, yani adil bir oylama olmadığını değerlendiriyorum. Düşünüyorsun. Evet. Evet. Adil bir değerlendirme yapmadı zaten kendisi Zuhal Hanım. Hmm. Herkese karşı adaletsizdi. Evet. Sadece bir kişiye karşı değil, herkese karşı adaletsizdi. Evet. Kendisi hak hukuk dedi, çok fazla hak yedi. Herkesin hakkını yemiş oldu yani aslında. Ben hiç kimsenin hakkını... intikam aldık. Bugünkü yemekler 4 puanlı mıydı sence? Asiye Hanım benim el emeği... Göz nuru yani yaptığım bütün ürünlerimi... Tamam, yani sen bana 2 verdi, ben de 4 verdim. Emeğime saygı duymadığı için ben ona 4 puan, ben gayet saygılı olduğumu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, başarılar. Saygı değil tabii ki de, hak söz konusu olan. Yani hak hiçbir şeyini doğru düzgün de beğenmedim Zuhal Hanım. 8 için ne söyleyeceksin? Süleyman 8 yani verdi. Yani Süleyman bence Sezer'in dün verdiği puandan dolayı... O yüzden böyle yaptığını düşünüyorum. 3 aldı diye mi? Sezer resmen sen niye bağlı? Hırslandı, evet Zuhal Hanım. Hızlı sana, intikamını böyle mi aldı? Ve birinci olamasın dedi, yüksek puanlar aldım. Kendisi direkt oynadı burada, Sezer kazanamasın, bana haksızlık yaptı dedi. Evet. Ki ben haksızlık yapmadığımı bugün verdiğim puanla da kanıtladım bence. Sen de yüksek puanlar aldın, benim de puanlarım var. Sonuç şaşırtıcı olabilir. İşte kendisi bunun farkında olmadığı için kendini işte böyle... Küçük çaplı bir tatminde bulundu. Zaten masalarda da çok bulunmadı kendisi. Öyle bulunmadığı mi? Halde hani eksik yorumlar yaptı, yanlış yorumlar yaptı. Hı. Hani kesilmeyen çorbalara kesilmiş dedi. Yani gerçekten çok adaletsiz bir puan verdiğini düşünüyorum. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum ve savunuyorum. Burada haksız yere verilen az puanda, çok puanda aynı kapıya çıkıyor. Ben de 8'lik olduğunu düşünmüyorum yemeklerinin. Kendisi de düşünmüyordu ki herhalde 7 bekliyorum dedi. Evet. Sen niye 8 verdin sahi Süleyman? Sadece 2 puan kadar Zuhal kesintiye Hanım, uğrayacak ben, bir menü müydü? Evet, ben kesinlikle yorumlarımın arkasındayım. Evet. Adaletli puan verdiğini düşünüyorum. Yani bu puanda Sezer'e olan duyguların hayır, kesinlikle. Hiç etkisi çünkü, yok mu? Etkisi yok. Hmm. Hani zaten Sezer Bey'e de ben düşük bir puan vermedim. Kendisi bana 3 vermesine rağmen. Yok, sen güzel puan verdin. Kesinlikle puan katılmıyorum. Şimdi biz de bunu söylüyoruz. Yani çoğu zaman duygular ön plana bugün... çıkıyor ve kendisi düşük alan yarışmacı, madem ben yandım ben de onu yakarım zihniyetiyle bazen. Senin için demiyorum ama olabiliyor ya. Yani genel olarak da ben bu hafta olumlu cümleler kullandım, olumlu yorumlar sen yaptım. Sen tabii ki şüphesiz yemeklere... bu grupta en pozitif insandın yani. Evet. En makul yaklaşan, en mantıklı, tarzı. En sakin yorumları yapan değil mi Züleyha? Evet, Süleyman'ın tarzı öyle zaten. Ben planladığını düşünmüyorum. Belki 8 o anda düşünmeden biraz kendisi fazla planlamış. Ulaşımda belki. De mi fazla oldu? 8 fazla oldu, evet. Evet. Yani 8 fazla oldu derken peki hanımefendinin 4 vermesi normal miydi? Şu konu konuşmuyoruz zaten. O kadar tabii ki değil. Kötü bir yemeklerim yoktu ki arka planda zaten. Elbette olmayan yemeklerin herkes gibi senin de vardı. Hiçbir sen bir şey soracağım. Milföy ile ilgili yapılan yorumlara katılıyorum. Özellikle Nazmiye'nin yaptığı. Çünkü sen iki çeşit milföy var. Ben arkadaşlarıma sordum. O ağır koku ve tat bana da geldi. Ben bazen biliyorsun tereyağlı yorumlarımı kendime saklıyorum. İstediğim kadarını paylaşıyorum. İstemediğim kadarını paylaşmıyorum. Ben de milföyünü beğenmedim. Çünkü sen bir yağlı olanı var, bir de normal olanı var. Sen tereyağlı olan milföyü almışsın. Neden? Galiba yanlışlıkla tereyağlı olanı almışım. Onun farkında değilim. Sonradan burada fark ettim, paketi açtım. Çünkü olması gerektiğinden de fazla ağır bir tat katmıştı. Biraz da çok az da ben de tereyağı hani sosla yaptım. Evet. Ama açıkçası hani ben hani o kadar bir milföyden bir tat almadım açıkçası. Hani biz aldık. Bana gelmedi. Bize ama... geldi. Evet Nazmiye. Yemeklerden zaten genel olarak hiç kimse tat almadığını düşünüyorum. Hmm. Yorumlayamıyorlar. Sizin düşünceniz o. Bence hiçbirinin yemekten anladığını düşünmüyorum. Burada niye çorbası falan güzel? Burada Süleyman Bey de arabada ulaşımda bana dün Sezer'in yaptığını hiç yakıştıramadım. Tamam, ben bunu kasıtlı olarak yaptığını iddia ediyorum. Bir saniye. Arabada ne oldu bir anlatır mısın? Lütfen kimse müdahale etmesin. Arabada Sezer'i göstererek bu bugün ne yaptı diye yani bana gösterdi yani. Hiçbir yaptığını şey gördüm. Arabada ne gösterdi sana Süleyman? Sezer Bey'i gösterip puanından dolayı. Aynı arabada mıydın? Evet.
Bu arabada bende mi vardım? Ben neden evet, duymadım evet. bunları? Hayal, arkamdan bayağı fiskos yapmışlar gerçekten. Sezer Bey'in az puanını gözüyle göstererek bugün bana ne yaptı gördün mü falan. Tam ne var bunda? Evet haksızlık etti 3 verdi doğru. Hani şu an katılmıyor ya ben yani emeğine bu puanı verdim diyor Asya Hanım'ın. Zaten sinirlenmişti. Sinirlenmişti. Sezer Bey kazanamazsın diye Asya Hanım'a oynadı puanını bugün. Hanım ben boşunu sormak istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Hanımefendinin Sezer Bey'den nasıl bir beklentisi var? Neden Sezer Bey birinci olsun diyor onun üzerine. Öyle mi? Evet. Diyorsun. Masada evet. da söylemişti Masada kendisi. Masada direkt olarak bunu söyledi. Yani ben bunu gerçekten kabul etmiyorum. Evet neden orada böyle bir büyük isteğin bir haksızlık var? Sevdin mi Sezer'i? Belki bir puanla ben şu anda belki kaybedeceğim. Ben çok yani sevdiğini düşünmüyorum. Ya. Bu arada onu da söyleyeyim. Hazır lafını açmışken sen sevgili Asiye. Birincimiz ve ikincimiz arasında 2 puan fark var. Tabii benim puanlarım da var. Sizlerden daha farklı şekilde değerlendiriyorum. Benim kriterlerim biraz daha farklı. Miyim? Tabii al tabii ki Süleyman. Eğer ben böyle düşünseydim, Sezer Bey'i sabote etmek isteseydim 10 evet. puanım da vardı. Onu da kullanabilirdim. Tabii. Fark ama olmayan şeyleri söyledi o kadar. Sonuçta yani. Sezer Bey'in bugün oynayarak tekrardan Asiye Hanım'a düşük puan vereceğini tahmin edip o şekilde düşünebilirdim. Düşük de vermedi. Aslında evet. kendisi de puan verdi. Ben adaletli insanım yani. Hani aslında kendi puanlarını muhafaza etmek Bir saniye. Kendi puanlarını muhafaza etmek istese 5 ya da 4 de kullanırdı. Yani. Ama hata yapmadım. Bravo bu arada. Ben yani, şey kesinlikle yapmam. Ben bravo bütün yapanlar bana yarışma. Sizin için demiyorum. Yani kendisi yüksek puan aldığı zaman bilhassa diğer yüksek puan alacağını tahmin ettiği veya beğenilen masalarda düşük tutan yarışmacılar da var. Sen öyle yapmadığın için teşekkür ederim. Ben hocam. Hatta Süleyman Bey'e 3 puanı verirken şunun açıklamasını yaptım, yapmaya çalıştım defalarca. Üstü kapandı. Dedim ki ben olan yemeklere yarım olmasına rağmen Nazmiye Hanım'a 4 verdim. Burada olmamış bir yemeğe 4 verseydim ben bu sefer kendi iç adaletimde haksızlık etmiş olacaktım. Hı hı. Hani ben bunu tamam 3 puanı kesinlikle değildi. Hepimiz burada hani emek veriyoruz, keşke sen emeğimiz Süleyman'a var. 3 vermeseydin. 4 verseydim de yine... Keşke sen de Züleyha'ya 1 vermeseydin ya da sen 2 vermeseydin. Gibi örnekleri çoğaltabiliriz. 4 verdi bana. Bugün 7 verdi. Bence bir diğer oynayan kişi de kendisi. Ama onun yemekleri olmamıştı. Benim yemeklerim olmuştu. Aynısını sen kendin yaptın. İnsan kendisine geldiğinde anlıyor zaten hata yaptığını. Nedense. Ama ben bu kadar uçurumsal bir fark yapmadım. 4 verecektim. 3 yaptım. Hani 3 ya da 4 arasında çok büyük bir fark yok. Ben de 5 ama benim masam 5'lik değildi. İşte bakın, benim masam 7-8'likti. Senin vermediğin 1 puan, onun vermediği 2 puan, onun vermediği 1 puan burada evet. neticeyi ne kadar etkiliyor? Ve 150 bin TL için bugün maalesef yavaş yavaş sonuçlara gelecek olursak bu ödüle veda eden ilk ismi artık açıklama vakti geldi. Evet bu hafta en düşük puan alarak Yemekteyiz'in sonuncusu... Züleyha sen oldun. 9 puan aldın yarışmacılardan. Ben sana 3 puan verebildim 12 puanla. 2 eksiğin teşekkür vardı ederim. Yemekler maalesef ben kabul olmamıştı. Ediyorum. Ben hatalarımı kabul ediyorum. Evet. İyi ki geldin. Sizi tanımak çok güzeldi. Bizim için de aynı şekilde. Ekibe çok teşekkür çocuklarına ediyorum. Birlikte inşallah bundan sonra sevip sevileceğin bir hayat sürersin. Mutlu sağlıklı teşekkür günler ederim. Sizinle ve ailenle olsun. Teşekkür ederim. Diyorum ve geliyorum 4.'müze. O isim tahmin ediyorsunuz. Kendisi de diyor Nazmiye. Üzgünüm. Gerçekten 2 finalistten biri olabilirdin veya birinci de olabilirdin. O salatayı unutmasaydın. İşte bu kadar minimal hatalar, bu kadar büyük sonuçlar doğuruyor. 14 puan aldın rakiplerinden. Ben sana 5 puan verebildim. 19 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Gene de güzel yemeklerin vardı tabii ki. İnşallah bundan sonra hem mutfak hayatında hem özel hayatında sana mutluluklar diliyoruz. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'den bir nazo geçti ve kendimden hala gurur duyuyorum. Kesinlikle duymazdım. Hiçbiri normal şartlarda benim rakibim değil zaten. Peki teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık senin de. Geçiyoruz 3.'müze. O isim Süleyman oluyor. Sevgili Süleyman, 17 puan alabildin evet. yarışmacılardan. Ben de sana 5 puan verebildim. Teşekkür ederim. 22 zaten. Puanla tamamladın. Teşekkür eline ederim. Emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yine söylüyorum dünkü söylediklerimi. Efendiliğinle, saygınla, evet. ılımlı yaklaşımınla bence seyircinin gönlünü kazandın yarışmayı teşekkür kaybetsen ederim. De. İnşallah en kısa sürede bir mutlu evliliğin olur. İnşallah söylerim. İstiyor biliyorum. Teşekkür İnşallah. Ederim. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Biz de teşekkür Siz de ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız İyi ki geldin, renk kattın. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler sana da ve geldik 2.
finaliste. Son bir şey ekleyeyim. Tabii ki, tabii ki. Bir soru sormak istiyorum değil. Tabii, tabii. Neden beni sevmedin? Neden bana bu kadar böyle bir irilti halinde? Neden beni sevmedin diye bir soruyla ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Çünkü nispetine... Kimi sevdi ki Asiye? Evet, Sezer Bey'i birisi elinden geleni yapmak için uğraştı, uğraştı, uğraştı. Hakkın adaletten bahsettin ya, ben de seni bu saatten sonra gerçekten yani havale ettim. Burada iki insanın kareliyle oynadı. Ne yaptı biliyor musun? Sadece böyle bu böyle bir tat yok. Benim yemeğimde, ana yemeğimde bunu yapılacak kadar bir tat var mıydı Zuhal'im? Size yok. Soruyorum. Tabii ki, tabii ki. Ya burada da biraz fazlalık vardı ama o kadar da öyle bir durum yok. Kendisi de kuzu eti yapmıştı. Yapmıştım. Neden ama hani kuzuyu sevmeyen bir insan? Peki şunu cevapla. Neden sevmedin Asiye? Neden ben sevmedin? İnsanlarla ben ilişkilerimde sevdim sevmedim diye bir husus yok burada. Zaten buraya insanlar arkadaş edinmeye gelmiyorlar. Yani, sempatik bulmamış ama... olabilir seni. Duygular karşılıklı diye düşünüyorum. Ama evet. Puanlar buna göre verilmemeli tabii, bence. Tabii tabii. O ay ben şöyle. Duygularınız yemeğin çok önüne geçmemeli. Davrandı, evet. Maalesef dışarıda biraz öyle da tam tersini dışarıdaki yani, hayatınız beni ilgilendirmez. Dışarıdaki kahveye beklediğini söylüyor. Burada da beni hakkını helal etmiyor. Bir saniye dur. Sen dükkanına çaya kahveye mi bekliyorsun? Dedim ki yemek yapmaya kesin hani yemek yemeye sizi kesinlikle davet etmiyorum ama isterseniz iş yerime gelebilirsiniz. Hep çayımı kahveyi. Seni sevmediğini düşündüğün insanı niye davet kendisi davet etti. Hep beraber. Evet. Nazmi Hariç hepiniz gelin mi diyecekti yani? Yani öyle mi deseydim? Keşke kibar öyle deseydim. Nazmi Hariç bana direkt gelsin. Zuhal Hanım direkt bana söyledi. Dükkanıma gelebilirsin çay kahve için. Direkt onu çağırmışsın Asiye. Evet. Ya, ben de dedim sana bütün ekip oradaydı arkadaşlar. Hayır, oturuyordu. Bütün ekip oradaydı. Gürbüz Bey beni kimse davet etmedi. Beni hiç ilgilendirmez. Gürbüz Bey özellikle sizi davet ediyorum. Özellikle Gürbüz Bey. Nazmi Hanım gelmesin. Kesinlikle sizi görmek istiyorum. Gerçekten neden beni sevmedin dedi ya Asiye Hanım Nazmi Hanım'a. Bugün ben Züleyha Hanım'ın daha duygusal davranarak 7 puan verdiğini düşünüyorum. Çünkü Asiye, ikisinin arasında evet bir boşanma, aldatılma durumu oldu. Burada bir tık vicdan azabı yapıp kendisine vermiş olabilir ama bu vicdan azabıyla benim birinciliğimle oynamış olabilir. Benim hakkımla oynamış olabilir, olabilir kendisi. Olabilir. Neden yemek yarışmasında olduğumuzu unutuyoruz da bunun dışında şeylerle birbirimizi yargılıyoruz? Çok komik. Ama sonuçta duygusal. Hayır asla. Duygusal derken hanımefendi burada direkt olarak şunu söyledi ben ama. Bütün hafta sonuçları yetmemiş gibi pardon, gördüğünüz pardon, gibi büyük pardon finalde de yine ben, susmuyorlardı. Evet. Şimdi lütfen artık sonuca gelelim. Bu haftaki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in şampiyonu. Tam 150 bin TL'nin sahibi. 2 puan farkla. Bakalım Sezer mi yoksa Asiye mi oluyor? Asiye oluyor. Asiye tebrik. Ayağının ne oldu? Kramp gitti bir anda heyecan. Tebrikler Asiye. Çok sağ ol. Yaklaş yanıma. O kadar böyle resmen heyecandan evet, kırmızı kırmızı da güzel uydu ödülle bütünleştin. Güle güle harca. Sağlıklı, teşekkür ederim. Günlerde. Çok sağ olun. Ben bu yarışmayı gerçekten çok iyi bir takipçisiyim. Çok teşekkür ve gece ediyoruz sabahlara kadar izledim ve eksik internetten olma de sürekli çevirip çevirip izliyorum. Çok teşekkür zaten ediyoruz. Bu hani mandara olsun diye söylemiyorum. Gerçekten bunu yapıyorum. Burada ben şunun için katıldım. Her ne olursa olsun sizin adaletinize güvendiğim çok için çok teşekkür katıldım ederim. Gel şimdi alayım böyle yanıma. Birazcık daha yaklaş gel. Olmayan pastanızla birinciliği kazandınız. Burada başka arkadaşlarımızın hakkına girdiniz. Afiyet olsun. Bence hakka girdiniz. Biz hakkımızı tabii helal etmiyoruz. Ama evet, şimdi bunu deyip de gölge düşürmeyelim. Böyle ya da böyle o birinci öyle oldu. Sezer sen hak ettiğini düşünmüyorum Zuhal Hanım. Nazmiyeciğim peki. O senin düşüncen, saygı duyuyoruz. Sezer 22 puan aldı yarışmacılardan. Ben sana 7 puan verdim. Kuşkusuz gözlemen ve Tremus'un sana biraz puan kaybettirdi benim açımdan. 29 puanla ikinci oldun. Teşekkür çok gençsin. Zuhal. Elin çok lezzetli. Yemek yapmayı bırakma. Afiyet. Hem sahne hayatında hem özel hayatında sana da mutluluklar çok başa. İyi ki geldin. Renk kattın. Eline emeğine sağlık. Sana gelince sevgili Asiye, sen yarışmacılardan 25 puan aldın. Ben sana 6 puan verdim. Neden? Çünkü tatlın olmamıştı, evet, ara yemeğin olmamıştı, salatan söylediğin salata değildi, yemek de biraz yağlıydı, pilavın soğuktu, sunum yanlışları vardı ama 31 puanla bu para senin, güle güle harca diyorum. Ediyoruz. Hem ekibime hem yarışmacılarıma bir alkış alayım, size de veda edeyim. Haftanın güzel geçirip pazartesi yarışmacılarım. Evet, merak ediyorum, ben sizi alkışlamıyorum, ben burada Sezer Bey'i alkışlamak istiyorum. Alakalı. Bu da benim devam kendi düşüncem. Sezer Bey'in kazandığını ve kendim evet ikinci olarak kendimi görüyorum. Tamam. Program bitti. Nazmiye evet bitmedi. Ben bitmiyorum. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu da yaşıyor.